Şokun patofizyolojisini anlayabilmek için öncelikle şokun ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şok, en basit açıklamasıyla hücrelerin yeterli oksijeni alamamaları anlamına gelir. Başka bir deyişle, oksijen iletimi yani vücudun hücrelerine iletebileceği oksijen seviyesi, hücrelerin ihtiyacı olan oksijen seviyesinden azdır. Şok, vücudun değişik doku ve organlara oksijen iletememesi durumunda oluşur. Hücreler oksijene neden ihtiyaç duyarlar? Buraya çizdiğim dikdörtgenin bir hücre olduğunu düşünün. Hücrelerin enerji üretebilmek için oksijene ihtiyaçları vardır. Buna aerobik metabolizma yani oksijen yardımıyla enerji üretmek denir. Nefes alıp veriyor olmamızın sebebi de budur. Evet, solunum yapmamızın sebebi enerji üretebilmek için oksijene ihtiyacımız olmasıdır. Buna ek olarak vücudumuzun hücreleri Anaerobik metabolizma ile de enerji üretebilirler. Hücreler oksijensiz olarak çok kısa bir süre hayatta kalabilirler. O yüzden aerobik metabolizma yerine anaerobik metabolizma kullanılması bazı problemleri de beraberinde getirir. Oksijenli ortamda hücrelerin ihtiyaçlarını yerine getirmek için gereken enerjiden büyük miktarlarda üretilebilir. Fakat oksijensiz yani anaerobik ortamda üretilen enerji Hücrenin hayatta kalması için yeterli değildir. Anaerobik metabolizmanın neden problemli olduğunu sanırım anlamışsınızdır. Oksijene ihtiyacımız olmasının sebeplerinden biri işte budur. Anaerobik metabolizmanın ortaya koyduğu problemlerden bir diğeri enerji üretirken ortaya çıkan yan ürünlerden biri olan laktik asittir. Laktik asit hakkında daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama şimdilik bu yan ürünün anaerobik metabolizma sonucu ortaya çıktığını bilmeniz yeterli. Artık anaerobik metabolizmanın hayatta kalmamız için gerekli olan hücre fonksiyonlarının ihtiyaç duyduğu enerji açısından önemli olduğunu biliyoruz. Evet, vücut hücrelere oksijen iletmek zorunda. Vücudun şoktayken bu önemli görevi neden yerine getirmediğini anlamak için bir kan damarını yakından incelemeye ne dersiniz? Bu bir kan damarı ve dokulara oksijen iletecek olan oksijen açısından zengin kanı içeriyor. Oksijeni açık mavi noktalarla gösteriyorum. Oksijen kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin aracılığıyla taşınıyordu. Öyle değil mi? Şimdi de farklı hücreleri çizelim. Hücreleri buradaki dikdörtgenin minik versiyonları olarak çiziyorum. Şok esnasında problem doku perfizyonu yani hücre ve dokuların yeterli derecede oksijen alamamalarıdır. Dolayısıyla da hücre ve dokular hayatta kalabilmek için üretmeleri gereken enerji üretemezler. Şoktayken bu hücreler umutsuz bir oksijen bekleyişi içindedirler. Şok için düşünebilecek iki senaryo vardır. Birinci senaryoda oksijen entraksiyonu, hücrelerin artan talebi karşısında artmıştır. Bu hücreler oksijene açlardır. Her ne kadar aktif bir süreç olmasa da, oksijen burada az, burada da yoğun bir biçimde bulunduğundan kolayca hücrelere geçer. Bu hücreler oksijene aç oldukları için kandan daha çok oksijen çekerler ve sonuç olarak kalbe dönen oksijen azalır. Hücrelerin kandan oksijen çekmesinin artması kardiyojenik ve hipovolemik şoklarda görülür. Hipovolomik ve kardiyojenik şokları hatırlayalım. Kan yeteri kadar iyi pompalanmadığı için iletiminde sorunlar oluyor ve hücreler de ihtiyaçları olan oksijeni iletilen oksijenden daha hızlı harcıyorlar. İhtiyaç duyulan oksijen seviyesi değişmese de kardiyovasküler sistem hücrelere gerekli oksijeni ulaştıramıyor. Yani iletim daha az. İkinci senaryoda buradaki hücreleri inceleyelim. Bu hücreler de oksijen ağaçlar, yani vücudun iletebildiğinden daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Peki ya oksijenin iletilmesini engelleyen bir şey varsa? Bu durumda, yani eğer oksijen hücrelere geçemiyorsa, ekstraksiyon azalır. Dağılımsal şokta ortaya çıkan durum budur. Oksijen bu hücrelere dağılamaz. Örneğin, septik şokta, buradaki doku içi alanda yani hücrelerin arasında inflamasyon ya da şişme varsa oksijen bu mesafeyi her zaman kat ettiği kadar kolay kat edemez. Aradaki yoğun sıvının oksijen iletimini engelleyen bir difüzyon engeli oluşturduğunu söyleyebiliriz. Oksijen iletiminin iyi bir şekilde yapılamaması sonucu hücrelerin oksijen talebi yine artmıştır. Birinci senaryonun kardiyojenik ve hipovolemik şokta İkinci senaryonun ise şokun, dağıtıma bağlı ve hücrelere oksijen iletiminin engellendiği durumları kapsayan türleri olan septik ve anaflaktik şoklarda görüldüğünü not ediyorum. Oksijen eğer hücrelere iletilemezse kanda kalır ve kalbe dönen kan oksijen açısından zengin olur. Mantıklı değil mi? Evet, hücreler kandan oksijen çekemiyorlarsa kalbe dönen kan oksijen açısından zengin olur. Bu noktayı üzerine basa basa tekrar etmemin sebebi şu. Kandan ne kadar oksijen çekildiğini bilirsek, şokun türünü belirleyebiliriz. Kardiyojenik ve hipovolemik mi, yoksa dağılımsal mı? Sizce bunu ölçmenin bir yolu var mıdır? Bu ölçüme, mix venöz oksijen ya da mix venöz oksijen satürasyonu denir. Ve kısaltması, SMVO2'dir. Bu arada bu terim ile SCVO2 olarak kısaltılan santral venöz oksijen satürasyonu zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen terimler. Şimdi bu iki terimin ne anlama geldiğini açıklayalım. Her bir dokunun kandan ne kadar oksijen çektiğini ölçmek çok zor olduğu için kalbe ne kadar oksijen geldiğini ölçeriz. Kalbe biraz yaklaşalım. Kanın kalbe Buradaki ana toplar damar ve buradaki alt ana toplar damar aracılığıyla geldiğini biliyoruz. Üst ana toplar damar vücudun üst kısmındaki yani kafa ve kollardaki, alt ana toplar damar da vücudun alt kısmındaki yani bacaklar ve gövdedeki kanı kalbe geri taşır. Üst ve alt ana toplar damarlar sağ kulakçıkta buluştuğunda bu iki damarın oksijeni birbirine karışır. Vücudun üst ve alt kısmındaki oksijen ekstraksiyonları farklı olabileceği için bu önemli bir durumdur. Fakat iki oksijen seviyesi birbirine karıştığında ortalama bir oksijen seviyesi elde ederiz. Mix venöz oksijen saturasyonu ya da santral venöz oksijen saturasyonunun düşük olması, kalbe gelen kandaki oksijen seviyesinin düşük, yani oksijen ekstraksiyonunun fazla olması anlamına gelir. Aynı mantıkla kalbe gelen kandaki oksijen seviyesinin yüksek olması da mix venöz oksijen satürasyonunun yüksek ve oksijen ekstrasyonunun düşük olması anlamına gelir. Dolayısıyla mix venöz oksijen satürasyonuna bakıp hastanın hangi tür şok geçirdiğini anlayabiliriz. Peki sizce şu ana kadar konuştuklarıma ek olarak birinin şok geçirip geçirmediğini anlamak için başka testler yapılabilir mi acaba? Videonun başında laktik asitten bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Anaerobik metabolizmada, yani hücrelerde oksijenin az olduğu durumlarda enerji üretilirken laktik asit açığa çıkar. Bunun için şoktaki hastalar aynı zamanda laktik asidoz geçirirler. Yani kanlarındaki laktik asit seviyesi büyük miktarda artmış olabilir. Bu üstesinden gelinebilir durumdur ve vücuda zarar vermez. Fakat Laktik asidin uzun süre boyunca birikmesi sonucu pH seviyesi düşer ve vücut asidik bir ortama sahip olur. Asidik ortam bazı protein ve yapıları bozarak hücre ölümüyle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkarır. Evet, bu süreç her ne kadar geri çevrilebiliyor olsa da şok uzun bir süre devam ederse hücreler ölmeye başlayabilirler. Özetlemek gerekirse bu videoda şok türlerini birbirinden ayırabilmenin ve şok hakkındaki bu temel bilgilerin doktorların şoktaki bir hastanın durumunu ağırlaştırabilecek şeylerin önüne geçmelerine yardımcı olabileceğini öğrenmiş olduk.